Efendim Samsun Nabzı 2. bölümüyle devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş. 2. bölümde konuğumuz Fuat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bizleri ekranları başından izleyen Samsun'da hemşehrilerime, Samsun'un dışından izleyen hemşehrilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi herkesi şaşırtan bir sonuç Türkiye'nin karşısına çıkıyor. Hemen 1 Kasım. 1 Kasım. Merkezde. Direkt 1 Kasım'dan çünkü. Başlayalım. Samsun'daki milletvekillerinin ilkisiniz. Bu konuyu masaya yatırdığınız. Şimdi teşkilatçı yapısıyla ortaya çıkan bir siyasetçi var karşımızda. Fuat Köktaş %50'ler oranını bekliyor muydu? Türkiye geneli. Türkiye genelinden bahsediyorum tabii. Yani Samsun'da Türkiye geneli, daha sonra konuşabiliriz. Şöyle, Türkiye genelinde herkes, her kamuoyu araştırma şirketi, siyasi partiler farklı rakamlar telaffuz ediyordum. 43,5'la 46 arasındaki bantta herkes 46'yla söyleyen çok yoktu. Evet. Herkes bir şey konuşuyordu. Ben buna rağmen biraz daha hem o söylemlerin üzerine çıkarak hiçbir yerde 47'nin altını telaffuz etmedim. 47 ve üzeri dedim. Neden bunu dedin? Belki de ben bunu söylerken ben 49'lara da inanıyordum. Fakat herkesin 43,5, 44, 44,5, 45 dediği yerde 48, 49 olmak, söylemek biraz insan yağmada atıyor falan derler diye, düşünürler diye söylemedim bunu. Ha bunu neden, nasıl anladığıma, nereden söylediğime gelince ben 3 Kasım 2002 seçimlerinin sevk eden, idare eden bir il başkanıydım. Evet. O dönemde 3 Kasım 2002 seçimlerinde kamuoyu anketleri bize %27-28 civarlarında maksimum 30 gibi bir oy veriyordu. Bütün anketler böyle gösteriyordu. Yani 27 daha ağırlıklıydı. Çok istisnai belki bizim kendi içimizdeki değerlendirmelerde ya 30'u bulabiliriz diye geçiyordu. Fakat öyle bir hava vardı ki, yani insanlar görevli olsun olmasın sandığa sahip çıkmak, ya bunu denememiz lazım, ülke kaostan çıkması lazım vesaire. Bu insanlar çalmazlar, çıkmazlar, işte harcamazlar, kul hakkı bilirler. Böyle bir kamuoyu acayip oluşmuştu. O günkü tabii şartlar da çok farklıydı. İşte IMF kapısı, 17 Ağustos. Siyaset tıkama noktasına gelmişti biliyorsunuz. Deprem olmuş, para yok. İnsanlar maaşlarını alabilmenin korkusunu yaşıyor vesaire. Böyle bir tablo vardı tabii o dönemde. Üstüne üstlük işte 2001 krizi, anayasa kitapçı fırlatılmış, sayın o günün başbakanı hasta yatmış, kalkmış, el sallamış, bakanlar kurulu toplanacak mı vesaire vesaire. O dönemlerden bir şeyinden bahsediyoruz. Yani seçiminden bahsediyoruz. Bu da bir erken seçimdi. 3 Kasım 2002'de erken yapılan bir seçimdi. Bu seçimdeki hava, sahiplenme, ya siz bize gelmeyin, başka köylere gidin, başka mahallelere gidin, eski adıyla köy, şimdiki adıyla mahalle diyor. Siz başka yerlere gidin, biz buralarda tamamız, merak etmeyin, biz bu işi bitireceğiz falan. Söylemlerini o gün ben birebir yaşamış biriyim. Yani sokaktan, esnaftan, iş adamından, emekliden bunları almış biriyim. Baktım ki 7 Haziran'ın hemen ikinci, üçüncü günü, hepiniz takip etmişsinizdir. Ben sokaktaydım yine. Evet. Teşekkür ziyaretleri vesaire, düğünler, dernekler, cenazeler. Samsun hemşerilerinde iç içe kaldık. Baktım ikinci günden itibaren insanlar verdiği karardan pişman olmuşlar. Eyvah, biz ne yaptık? Biz böyle bir kararı niye verdik? Niye her şey yoluna giderken, çark dönerken çarka bir çomak soktuk falan diye. Ama bunun sebepleri var değil işte mi? İşte sebepleri 7 Sizce, Haziran akşamı oluştu zaten. Öz eleştiri yapıyordunuz AK Parti olarak. Değil mi? Tabii biz 7 Haziran'ın sonuçlarını sebep, neden, sonuç ilişkisine bağlı bunlar. Yani sebep, neden, sonuçlara bağlamaktan geri duramayız bunu. Orada bizim eksiklerimiz var, bizim halkın duymak istediklerini söylemediğimiz var. İşte emekli maaşı, işte asgari ücret vesaire gibi gençlerle alakalı politikalar. Ha, biz de şöyle bir partiyiz. Vaat etmeyiz, söz vermeyiz ama yaparız.
Biz iktidara gelirken de böyle söyledi. Bizim genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, bizden bir yıl hiçbir şey beklemeyin. Üç yıl içerisinde cebinizin rahatladığını göreceksiniz, hissedeceksiniz diye. Biz bu milletten oy aldık. Bu insanlar bizi. O zaman %27-28 bantında görünen AK Parti 34,5'la çıktı. Biliyor, kamuoyu anketleri şaşırdı. Herkes ters köşeye yattı. Ya yerli, yabancı, basıncılar, toplum mühendisleri, siyaset bilimcileri vesaireler. Masaya yatırdılar bu konuyu. Hepsi nasıl böyle bir şey olur dediler. Yani %13, %14 hatta %20'ye varan yanılmalar nasıl oldu dedi. Ben arkadaşlara bunu söyledim. Bu hava dedim, 3 Kasım 2002 havası. Zaten slogan da ilk günkü aşkla hep birlikte. Örtüştü. Sorunlar örtüştü. 7 Kasım Haziran'dan sonraki süreç örtüştü. AK Parti'nin seçim beyannamesi ilk defa yapacaklarını söyleyen bir beyanı. Ben bunlara vaat demiyorum. Çünkü biz bunları yapacağımız işler. Yani yol haritamızı açıkladığımız bir beyanname, manifesto olunca bunlar hepsi birleşti. Öbür tarafta da terörün... Bunu nereye koyuyorsunuz? Yani toplumda AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin, HDP'nin işin dışında biraz tutarak söylüyorum. Şimdi şiddet gerginliği toplumda ciddi anlamda birinci sıraya oturmuş. Yani siyasetin de dışında herkesin konuştuğu terör meselesi vardı biliyorsunuz. Bunu acaba... Hayır, bu işi, bu irade ortaya koysun ve terörle mücadele konusunda. Şimdi şöyle. Bu etkili olmuş olabilir. Ben burada size yaptığım bir programda şunu ifade ettim. Seçim meydanlarında bunu söyledim. Sayın Genel Başkanımız, parti sözcülerimiz de aynı şeyi söylüyor. Bakanlarımız vesaire, genel başkanlarımız da aynı şeyleri söylüyor. Bu millet hakem olan, onun kararlarının asla tartışılması gereken bu aziz milletimiz 7 Haziran'da ortaya bir tablo koydu. Dedi ki, gidin kardeşim, AK Parti. Sen birinci partisin, lokomotifsin, bu ülkenin çimentosusun. Sorumluluğunu bil, ayaklarını yere bassın, bize hizmet edin. Milliyetçi Hareket Partisi. Sana da böyle bir oy veriyorum, sen de git. Bu bize hizmet etmenin yolu koalisyondan geçer. Gel, sen de parti politikalarını, projelerini, kadrolarında vesaire bize hizmet seçmen, et. Yani kamuoyu anketlerinde değil mi %90'a yakın bunu söylüyor. Bunu söylüyor AK Parti, zaten. AK Parti MHP ilişkisini daha çok tabii işaret ediyor. Tabii bunu söylüyor. Peki siz daha ilk geceden 1999 yılında ben bu katillerle mi hükümet kuracağım ifadesini duyduğun bir partiyle gidip koalisyon kuruyorsun da o gün tabanın istemediği halde devletin âli menfaatlerini göz önünde bulunarak bunu kurduk diyorsunuz da bugün acaba 99'dan daha hafif şartlar mı vardı da siz çıktınız gece hayır dediniz? Bunu vatandaş görüyor tabii ki. Çok ağır oldu değil mi? Faturası çok ağır oldu işte. Yani bunu söyledim dedim genel başkanım. Dedi ki biz dersimizi aldık, çalışıyoruz. Mesajı aldık, çalışıyoruz. Her birimiz bunu söyledik. Benim belediye başkanlarım da bunu söylediler. Nerede eksiklik yaptık? Halka dokunmadık. Hizmette eksiklik yaptık. Biz bunları gidermemiz lazım. Ya da şu da daha çok ortaya çıktı. Evet, yapısal reformlar oluştu ama insanların artık ekonomik anlamda daha yüksek yaşam standartlarını öteleyecek. Ya talebin sınırı yok ki. Talebin sınırı yok ki. Öbürü, siz kasanın başındasınız. Ne olacağını biliyorsunuz. Öbürü henüz kasanın başında değil. Hele burayı bir alayım da sonra aynı gaz edebiyatı yaparım vesaire yaparım vesaire yaparım. Belki bir oyalamaca yaparım umuduyla. Vaat veriyor ama siz masanın başındasınız. Gerçeklerle 13 yıldır yüzleşiyorsunuz. Yani karşınıza çıkabilecek bütün her şeyi biliyoruz. Onun söylemleriyle sizin söylemleriniz otomatikman farklı olacaktır. Doğalı da budur zaten. Şimdi ben bu yayın kuruluşunu elime alırken ben çalışanlara of sana şunu yapacağım, böyle program yapacağım, böyle profesyonel çalışacağım dediğimde sen buradasın, sen niye yapmıyorsun? Bunun imkanı olursa daha iyisini yapacaksın. Daha yüksek kaliteli programlar, daha çok profesyonel elemanlarla çalışırsınız zaten. Tabii canım yani. Bunu niye yapamıyorsunuz? Her şeyin bir gerçekleri var, realitesi var. Biz de bu realist bir politika izledik. Peki, fakat burada terörü
bu şeye geldiğimizde bu defa söylemler, diğer siyasi partilerin davranışları, HTB'nin emanet dediği oylara sahip çıkacağım, Kandil bir dakika dedi, ne diyorsun dedi. HDP hani barajı açsın, AK Parti iktidardan düşsün mantığıyla, felsefesiyle bir davranış yapıldı. Emanet oy verildi. Hatta çok böyle sağ partisi AK Parti gitsin diye HDP'ye oy veren insanlar var. Yani çok belki sayısal azdır ama bu hareketi gördük biz. Yaşandı bunu. O da emanet oy falan filan yok dedi. Yani biz aldık sana bu oyu. Bir eş başkan çıktı, ben sırt gücümü dağdan alıyorum dedi. Halk nedir ki dedi. Bir sefer kendisine oy verenleri de incitmiş herkes oldu. Herkes bunları gözlemledi değil mi? Gözlemledi ki tablo ortada yani burada ne değişti 5 Haziran'dan bugüne kadar ki böyle bir tabloyla 7 Haziran'dan bugüne 5 aylık bir süre içerisinde yani ortaya çıktı. Doğuda hem batıda kaybeden HDP. İşte yani MHP, CHP. Siyaseti şirazesinden çıkartmamak lazım. Acaba şu orada bir üst akıl mı devreye girdi? Kesinlikle onu yani başından beri söylüyoruz zaten. Yani ne diyelim? Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ibaresi herkesi bağlayan bir irade biliyorsunuz. Ben şunu söylüyorum. 99 yılında Ecevit'le Sayın Bahçeli, rahmetli Ecevit'le merhum, o ifadeye, ağır ifadeye rağmen devletin âli menfaatleri deyip hükümet kurduran üst akılla 7 Haziran'da Ahmet Davutoğlu'yla hükümet kurdurmayan, ilk gece saat 1.30'da ortada daha henüz bir şey yokken kurdurmayan akıl aynı akıl. Ya ben ondan daha ziyade şunu aynı üst akıl. Yani daha izahatı yok. AK Parti'nin yani bu %49'u sadece AK Parti'ye mi mal etmek gerekiyor yoksa... Oraya geleceğim ama. Yoksa... Hayır. Şimdi bu kargaşa, ben bu oradan, gerginlik ortadan kalksın. Ben oradan geliyorum şimdi gidiyorum. Biz teşkilatları, teşekkür ziyaretleri yapıyoruz. Ben onun hepsine konuşuyorum, hepsini söylüyorum. Aman ayağınız yere bassın bu bağlamda. Terör olayını AK Parti'ye, bu insanlar gördüler bunu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin geniş tabanlı mutabakat adına dedikleri bir hükümet kurtulmak için işte terör olayları maalesef Suruç'ta başlatıldı. Üst akıl dediğiniz. Tamam, Türkiye'de kaos başladı, iç savaş başladı vesaire falan diyebilmek için AK Parti gel bakalım mecbursun. Sen bu uzlaşı hükümetini kurmaya Cumhuriyet Halk Partisi niye? Cumhuriyet Halk Partisi'nde HDP'nin dilinden konuşan az bir milletvekili var. Kendisi genel başkan yardımcısı olmasına rağmen açıklama yapmadı mı ki ben HDP barajı geçsin diye eşim, çocuklarımla ben CHP'ye oy vermedim, HDP'ye verdim diye şu anda aday yapmadı onu Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör söylemleriyle HDP'nin terör söylemi arasında çok farklılık görmedim. Evet, terör var, terör kalksın deniliyor. Bu deniliyor ama bir askerimizin, polisimizin şehit edilmesine neredeyse PKK meşru savunma yapmış havasına getirecekti. Bunu halk gördü. Halk bunu okudu, bu tabloyu. Hani güveni, istikrarı, her şeyi halk okudu. AK Parti'nin yaptığını da okudu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, HDP'nin de yaptıklarının hepsini vatandaş okudu. Bu terörden çıktı. Vatandaş dedi ki benim güvenliğim. Güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Değil mi? Siyasetin de dışına çıkan... İstikrarın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. İstikrarın olmadığı yerde istikbal de olmaz dedi. Zincirin halkalarını tak 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 milletimiz yerine koydu. Feraset sahibidir. Bu milletin kararını tartışmak, tartışacak insanlar lütfen ben onlara... Tavsiyem nedir biliyor musun? Siyaset falan yapmayın siz. Ya diyor, milletin kararını tartışmayın kardeşim. Bu millet hiçbir zaman yanlış karar vermemiştir. Ben 29 yıllık siyasetçiyim. Günün şartlarına, konjonktürlere göre hep milletimiz doğru karar vermiştir. Sana ne kardeşim, dayatmayla iş yapıyorsun. Bu millet sana bir ödev vermiş. Git çalış. Çalış. Ben bu kadarını yapabildim de. Ama çalışmadan gece saat 1.30'da biri blok siyaseti. Biri ben yokum, onlar kursun. Böyle bir anlayış işte vatandaş mı? Gelelim AK Parti'ye. AK Parti 3 Kasım 2002 ruhunda. AK Partili bir seçmen mi vardı? Yoktu tabii. Yoktu. Yani daha yani çok Milli Görüş, AK Parti Fazilet kurulmuş. Milli Görüş, Fazilet Gökenli'nin de kökeni belli. Yani bunun en fazla
oy aldı. %18, %19'lar bilemediniz, var. %20'ler. Hadi 20 vermiştir bunun tamamını. Sayabilirsiniz Refah. Milli Selamet Partisi, Refah, Fazilet kökenli seçmen Erbakan'ın 1900 rahmetli Erbakan'ın 1995 Aralık ayında ki seçimde almış olduğu en yüksek oy ve başbakan olduğu oydur bu oy. Orada da bir kısmı bize geldi, bir kısmı gelmedi işte kaldı. Ama bunun üzerinde %17'lik oyun üzerine bir %17,5 daha koyulmuş. Bu kimdir? O seçimde aynı şeyi yaptı Milliyetçi Hareket Partisi, Demokratik Sol Parti ve Anavatan Partisi. Yanına Doğru Yolu Partisi'ni de koydular sonradan. Dört tane partiyi, Merkez Partisi'ni barajın altında bıraktılar. %22 verdikleri Demokratik Sol Parti'yi bu millet %2 ile barajın altına bıraktı. Yıllardır bu ülkede hizmet etmiş Anavatan Partisi'ni %5 ile barajın altına bıraktı. Türkiye'nin çimentosudur diye, güvencesidir dediğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin %8'lerle barajın altına bıraktı. Ve Doğru Yol, Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi'ni, Demirel'in ve en son Tansu Çiller başbakan, genel başkanı olduğu Doğru Yol'a 9.9'da barajın altına bıraktı. 9.9. Evet. Ölçerek bak, bile bunu yapmak ya bile bak, bıraktı enteresan. Bunu. Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti iktidara taşıdı. Bu kadar basit. Hatta o zaman bir parti daha çıkmıştı. Genç Parti, Cem Uzan'ın partisi. Tabii %7'ler. Döner ekmek dağıttı, pilav ekmek dağıttı, pilav köfte dağıttı. %7 oy aldı. Yani bazında kontör dağıttı vesaire. Bundan %7. Bu millet feraset sahibidir. Bunun karısını tartışmayacaksınız. Ha, AK Parti'nin oyları da Türkiye'de güveni, istikrarı, huzuru isteyen sağduyulu insanların bu oylarıdır. AK Parti belki Milliyetçi Hareket Partisi'nin üst yönetiminin istediği bir iktidar değildir ama Milliyetçi Hareket Partisi'ne tabanıyla çok oy veren seçmenin istediği Milliyetçi Hareket Partili'nin istediği bir iktidardır şu an itibariyle. Zaten öyle oldu yani. Böyle oldu. Şey hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Cumhuriyet Halk Partisi'nden de kayanların yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy verenlerin istediği bir iktidar o haline. HDP %13.4'ten geldi. Nereye gitti bu oy? Tabii 1 milyona yakın oy kaybetti. Bu oyların bir kısmı belki CHP fazla kaybetti. Bir kısmı CHP'ye tekrar hayır, girip CHP'de döndü. CHP'de artış olmadı. Onlar da farklı efendim. O da farklı bir şey daha var. O ayrı bir mesela benim şehrimde de var o iş. O ayrı bir şey. Polemik meselesi olur. Konuşmak istemem bunu da. Oradan CHP'ye ufak bir oy gitti. Ama CHP'den de başka tarafa kaçınca tabii o şey yapılmadı. Yani bir artış göstermedi. Ama gitti. Yani HDP'den CHP'ye gitti ama CHP'den kaçış fazla olduğu için daha çok kaçış olduğu için gitme. İşte Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi bunların aldıkları o 2.5 yani bence. Şimdi oyları yarı yarıya düşürdüler. O yani. Da sizi, o da AK Parti. O da yani. Tabii ki. Ya, dolayısıyla yani biz insanlar siyaset üstü bir karar verdiler. Terör konusunda aynen, bunu bir dedi. Öncelik oluştu, bir irade oluştu. Bu iradeyi de en güçlü burası temsil eder dedi. Burası temsil eder. Çünkü üzerinde insanların gözüne güveni o verdi, o parti verdi. Paralel yapıyla operasyonları bu devam iradeden başka diye, kimse yapamaz diye. Çünkü yapamayacağına doğru geldi. CHP'nin ve HDP'nin söylemleriyle paralel yapının medyasının söylemleri aynı konuma geldi. Paralelcilerin söylemleri aynı konuma geldi. Aynı, hatta daha şiddetli HDP'liler. Yani ben neredeyse o paralel yapının medyasında gerilla diyor PKK'lı teröristlere. Onlar da meşru savunma yapıyor diyor. Neyse bizim askerimiz yani terörist olacak onların dilinde. Polisimiz terörist olacak. Böyle bir söylem olabilir mi? Evet. Vatandaş bunların notunu verdi. Ve şu andaki AK Parti'nin sorumluluğu ve yükü 7 Haziran öncesine geldiğimiz çok seçimden çok daha yükseğe çıkmış. Onu soracağım şimdi. Şimdi elinizde bir, yani bir sihirli değnek. Yok, yani yok çok çalışacağız. Şiddet sarmalı, toplumsal gerginlik. Bütün bunların hepsi bir yerde duruyor. Yeni anayasa, benim pazartesi sabahleyin bir arkadaş aradı. İsmini söylesem siz de bilirsiniz. Mesleğini söylesem siz de bilirsiniz onu. Şehrin böyle kanaat önderlerinden. Subaşı civarlarında çok lisans sirkülasyonun olduğu orada.
Yahu dedi akşam çok yoğun olursun diye dedi. Aramadım sizi dedi ama artık dayanamıyorum dedi. Sabah 8.30'da aradı beni. Yorgun musun? Kalktın mı kalkmadın mı da bilmiyorum dedi ama. Aramak artık dayanamadım falan dedi. Buyur abi dedim ne diyorsun falan dedi. Yahu dedi bana mı böyle geliyor dedi. Sokaklar gülüyor dedi. Sokaklarda bir huzur var dedi. Yani bu başka bir şey oldu dedi ya. İnsanların dedi mutlu bakıyorlar her birbirlerine dedi. Gözleri ışıl ışıl dedi. Bu nasıl bir şeydir falan dedi. Duygularını benimle paylaşmak istedi. Benim de belki mutlu olmamı istediği için o ifadeleri kullandı ama kolay bir ifade değil yani bunlar. Herkesin beklediği bir zamandı bu. Tabii %49 AK Parti bu işte ruhsat sahibi görenler var. %51 de AK Parti'yi görmeyen bir kesim var. Ama bütün bunların hepsinin birleştiği bir yer var galiba, terör meselesi. Burada kimse... Ama bugün şöyle bakın, katılım Avrupa'dan gelen oylarla, Türkiye'deki katılım %87. Evet, seçime 80, katılım 87. Oranı. Avrupa'dan gelen oylarla baktığınızda 85'e geliyor. Evet. Ve 15'lik bir seçime şu şekilde bu şekilde katılmayan bir kitle var. Evet. Şimdi şimdi otomatikman bunu yüzdesel bir hesap yapınız. Ben çoğunu alır AK Parti diye düşünüyorum ama 15'in 7.5'unu aldığınızda 57'nin üzerine gelen bir tablo var. Buna da böyle bakınız ama yani peki sadece ne olacak? Sandığa gitmişlerle bırakmayın. Yani Amerika'da %60 sandığa giderler genel başkan başkan seçiliyor yani. Şimdi bugün çalışmalarını çok beğendim bir iş adamı var Samsun'da, Burhan Erçal. Şirketi, reklama mı girdik? Reklama da girmemiş o tabii ki. Burhan Erçal çok şirketini reorganize etmeye çalışırken fikir alışverişinde bulunuyor. O biraz kıvrımsallaştırıyor evet. Biraz değil, yol, mesafe aldı onu. Onunla konuşurken çok enteresan şeyler söyledi. 200-250 tane aracın satıldığı aylık ortalama bir sektörde bütün Türkiye'de bu şu anlama geliyor. İşte 1500-2000 aracın satıldığı Türkiye'de 14-15 tane aracın satıldığı durumlara gelmiş. 7 Haziran'la 1 Kasım arasını söylüyorsunuz. Yani böylesine kontrpiyede kalmış iş çevreleri. Siz de kendi iş dünyasının içerisindesiniz. Siz de işlerin bu kadar dibe vurduğu başka sektörleri de gördünüz mü? Yani orada da 1 Kasım'dan sonra inşaat sektörü. Her şey değişti mi yani? En basından inşaat sektörü ve imalat sektörü. Aynı şekilde insanlar harcama alışkanlığını otomatikman ortadan kaldırıyorlar. Borçlanma alışkanlıklarını ortadan kaldırıyorlar. Yatırım alışkanlıklarını kaldırıyorlar. Değil mi? Yani güven dediğimiz şey, istikrar dediğimiz olay bu. Yani peki dolar, ne olacak şimdi? Şimdi Ankara'nın göbeğinde bir bomba patlatıldı biliyorsunuz. Evet. Bu hala masada duruyor. O seçimin iptal ettirebilir miyiz? Ama işte orada 102 tane insan hayatını kaybetti ve terör... Bunu sizle konuştuk. Herkesi birleştirdik, konuştuk. Herkesi birleştirdik burada. Yani bu sorunu hayatımızdan çıksın düşüncesindeydi bütün insanlar, Türkiye'de yaşayanlar. Şimdi bu bir yerde duruyor. Bir yamalı bahçeye dönmüş. Durmuyor, anayasa, ona devam ediyor. Yani, terörle yani, mücadele, şöyle, paralel sorun, dikey yapılar, onlar devam ediyor. Ya, bunları soracağım. Sıkıntı yani. Yok. Burada ne olacak şimdi? Çözüm süreci nereye gidiyor? Biz o tehdide tekrar maruz kalacak mıyız insanlar olarak? Şimdi bir yeni anayasa kaçınılmaz hayata geçirilmesi gerekiyor biliyorsunuz. Bu duruyor ortada. Başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi bunlar duruyor. Nasıl göreceksiniz? Bundan sonra neler yapacak AK Parti? Sorulara toptan mı cevap? Toptan peki? Yavaş yavaş da verebilirsiniz. Toptan da verebilirsiniz. Şimdi öncelikle iş adamı arkadaşımız yaşadığı olaydan tecrübeyi örnek paylaştı. Tecrübeyi paylaştı. Yani günde 7 araba, ayda 7 araba satıyorum dedi. 200 ayda araba 200, satarken. Ayda 200-250 satılırken 7 arabaya Türkiye'de 14 aracıya düştüm dedi. Yani 70'te 1'e düşmüş. Hayır. 200-250 araç satılırken ayda 7 arabaya düşmüş işte. Türkiye'de 14 araç satılmış. Öyle mi? O bir ay içerisinde. Bu kadar dipbere vurmuş yani. Çok ilginç bir örnek olduğu yapmış, için paylaşmak istedim. Çok dip yapmış. Güven istikrar dediğimiz olayın olmadığı yerde iş adamı kaçar. Baharat sıcaktır, el yakar.
Ben aynı zamanda bir tüccarım, evet, sanayiciyim, evet, iş adamıyım. Evet. Yani paranın ne olduğunu, paranın nasıl yönetilmesi gerektiğini bilen biriyim. Evet. Para güven ister. Para istikrar ister. Yani yarın bankadan kullandığın kredi, Türkiye'de olağanüstü şartlar olduğunda, işte atıyorum 0.80 ile kullandığınız bir krediyi ya da kümülatif olarak 7 yıllık ile kullandığınız bir krediyi, yarın olağanüstü durumlar olup 17'lere 18'lere çıktığında banka hadi gel bakayım şunu ya kapat ya da bana sana şu faizi uygulayayım dediğinde diyeceğiniz hiçbir şey yok. Kredilerin geri çağrıldığı dönemler oldu. Yani yok, yani diyeceğiniz bir şey yok. Onun için iş adamı korkar bundan. Bütün yıllardır alın terini, birikimini vesaireyi bir gecede heba edebilir. Bir gecede çeketini alıp oradan çıkıp başka bir yerde iş, ekmek parası bulmaya çalışabilir, bu duruma düşebilir. Yani yaşandı da bunlar. Bunlar yaşandı tabii ki. Niye bu riski alsın? Güven yoksa, istikrar yoksa, yatırım yoksa, ihracat yoksa, devlet teşvik edemiyor ise, devlet ön açamıyorsa, işte arazi, arsa vesaire veremiyorsa niye bu riski alsın? Almaz. Kimse almaz bu riski. Önünü göremeyecek. Onun için tak diye piyasa kilitlenir. Ekonomi, sirkülasyon olmaz. Çünkü olmadı zaten. Olmadı. Doların geldiği olmadı zaten. Ama şimdi salı günü bana bir belediye başkanı arkadaşımız dedi ki, yahu dedi, aynı sizin verdiğiniz örnekle alakalı salı günü akşam, yani dün akşam ne oluyor falan filan dedim. Nasıl sokak falan dedim. Ben farklı yerlerde olduğum için onun olduğu bölgeyi sordum. Ya dedi, ayda dedi, ben dedi 3-4 tane dedi ruhsat alınmıyor dedi. Ya 2 günde 8-10 tane alın dedi. Yani Ocak hemen ocağın başından itibaren kredi talebinde bulunmayan kişiler pazartesi ve salıdan itibaren bankalardan kredi talebinde bulunmak için adım atmışlar. Hem de hiç olmayacak oranlarda. Ya da yatırımcılar hepsini birleştirelim. Bu bir, güven tesis edildi. Artık içini nasıl dolduracaksınız? 4 yıl bir iktidar var. İktidara devam edeceğiz, gideceğiz. Orada bir yerel seçim önümüzde gelecek. Ki o da Mart'ta olacak. 2019 seçimi gelecek. Orada anayasanın da şu anda bir amir hükmü var. İşte bir seneden az kalırsa genel seçimlerle yerel seçimler arasında genel seçimlerin olduğu tarihte birleştirilir. Muhtemelen yani aynı tarihte sandığa gidecek. Bir şey var, aynı tarihte gidebilebilir. Eğer o tarihte seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi de var. Eğer yerel seçimlerle bir tarihe gideceksek bu sefer erken seçim kararı almalıyız biz. Yani mecliste. Ama bu 4 yılı iyi kullanmak lazım. 4 yılı çünkü 2023 hedefleri diyoruz. 2053-2071 hedefleri diyoruz. Yapacak çok işimiz var. Anayasa. Sivil bir anayasayı mutlaka uzlaşarak geçen dönemde 62 tane değişmesi gereken madde bulundu. 41 tane antrak kalındı, gerilerine bütün çalışma heba oldu. Peki şimdi diye. Bu sonuç CHP ve MHP'yi arkadaşlar, herkes yapılması konusunda adım atacak mı? Öyle öngörüyor musun? Enaniyetlerinden kurtulmak zorundadır. Bir sivil anayasa. Bakın başkanlık sistemi vesaire vesaire, ben bunu konuşmuyorum bile. Ama bir sivil anayasa. Halkın istediği bir anayasa yapmak zorundayız. Evet. Tabii ki gittiğimizde meclise komisyonlarda ne derler? Bizim genel başkanımız ne der? Bu işlerin anayasacıların, siyaset bilimcilerin, uzmanları bize ne der? Onu zaman gösterir. Ben şu anda onunla ilgili başkanlık sistemi, yer başkanlık sistemi vesaire konuşmam çok doğru da değil. Yani bilgisiz, bilgiye dayalı bir konuşma da olmaz, evet, tamamı. O çünkü AK Parti'ye oy da kaybettirdi biliyorsunuz. Ama anayasa, bir sivil anayasa, 40 yamalı bohçadan kurtulacağımız bir anayasanın yapmamız gerektiği aşikardır. Evet. Bunu diğer partiler de savunacaklar. Zaten bir noktaya kadar gelmiş herhalde, siyasetin acımasız gerçek yüzünü yeni anladı. Böyle çici çocuk yakıştırmasıyla bize 7 Haziran öncesinde allayıp bulladıkları Demirtaş yeni anladı siyasetin acımasız yüzünü. Ya oturur konuşuruz, uzlaşırız vesaire demeye başladı. Siz önce gideceksiniz, Kandil'le aranızda bir mesafe koyacaksınız. Diyeceksiniz ki evet, Kandil PKK terör örgütüdür. Bu insanların malına, canına zarar veren
terör örgütüdür. Buna üye olanların hepsi de teröristtir. Bunu bir defa söylemek zorundasınız. Eğer bizimle aynı çatı altında ülkeyi yönetecek siyasi politikaları üretecekseniz onu diyeceksiniz. Peki AK Parti muhatap alacak mı HDP ya da almayız. Öcalan'ı? Almayız. Şöyle, bunun artık daha henüz konuşulacak bir yönü kalmadı. Devletin istihbaratları var. Devletin gücü millidir şu andaki istihbaratı. Biraz geçiş süreci zor oldu ama. Paralel yapıdan dolayı. Milli istihbaratımız var şimdi. Yani bize başka yerden gelmiyor bilgiler. Direkt ulaşabiliyoruz bu bilgilere. Bu kaynaklar derlerse ki Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanlarımıza, efendim PKK tamamen silahlarını teslim etti. Silahsızca ülkemizi terk etti. Onların elindeki 18, 20, 21 yaşındaki çocuklar ailelerine teslim oldu. Ve şehir, tamamen şehirler patlayıcılardan vesaire, el bombalarından vesairelerden kurtuldu, temizlendi dediklerinde zaten istenecek daha bir şey kalmadı ki geriye. Kürt halkına hizmetse yolu gitmiş, okulu yapılmış, hastanesi yapılmış, kalkınmadan öncelikli bölgelere koyulmuş. Yani neyin paylaşımı, neyin özelliği, neyin öz yönetimini konuşacağız biz? Konuşacak bir şey yok. Buradaki mesele PKK terör örgütünün Kürtlere hizmet etmediğinin anlaşıldığı, kime hizmet ettiğinin bizim tarafından biliniyor ama henüz tam anlaşılmadı. Biz biliyoruz kime hizmet ediyor PKK terör örgütü, kimlere daha doğrusu hizmet ettiğini biliyoruz. Ama bir kısım çevreler tarafından hala kime hizmet ettiği anlaşılmamış. Ya olabilir mi? Bir kelime Kürtçe bilmeyen bir eş başkan nasıl Kürt hakkını savunur ya? Nedir senin savunduğun? Bir kelime Türkçe bilmiyorsun ya. Taziye'ye gidiyorsunuz, size oradaki hanımefendi, teyzem, ablam diyor ki ya sizin de hatalarınız var. Sizde eksikleriniz var, haklısınız diyorsunuz ona. Yani bunun Kürtçe konuştuğunu siz doğru anlasanız bu haksız cevap verir misiniz? Kürtçe bilmiyorsunuz. Yani Türkiye'yi böyle bir dönemden, kısır döngüden milletimiz kurtardı. Bunu halk kurtardı. Bunu evet benim teşkilatlarım çalıştı. Tamam eyvallah. Sandığa sahip çıktı, mahallede uğraştı, ilçe teşkilatımız çalıştı, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, il yönetimi, SKM büromuz, biz çalıştık. Ama biz 7 Haziran'dan daha çok çalışmadık ki. Biz 7 Haziran'da 60 gün ben program yaptım. Diğer arkadaşlar 50 gün, 55 gün program yaptılar. Bu seçimde ben 30 gün yaptım. Diğer arkadaşlarımız 25'er gün yaptılar. Çalışmaksa 7 Haziran'da çok daha fazla çalıştık. Tempoysa daha çok tempolu çalıştık. Ama olmadı. Ha, demek ki burada. Başka bir şey oldu. Abi. Burada işte az önce söylediğim Türkiye'yi. O çıkarcı gruplara, Türkiye'yi teröre mahkum etmek isteyen, mahkum etmek istemeyenler devletine, bayrağına, toprağına sahip çıktılar. Mesele bu mesele. Onun için ben arkadaşlara söylemeye başladım. Aman ha, daha önce şu arkadaşı başka bir partili olduğunu net olarak bilebilirsiniz ki ben de biliyorum. Ama sakın ha, o şu partilidir, bu partilidir diye onu dışlamayın. O kardeşim bana oy vermiştir. O kardeşim 7 Haziran'da gitmiştir, partisinden oyunu geri almıştır. Sen mi böyle yapıyorsun kardeşim? Ben istikrara vereceğim, güvene vereceğim, ben ak katrulara oy vereceğim demiştir. Evet. Ve gelip vermiştir bu evet. oyunu sakın. Evet. O arkadaşımızın oyunu kalıcı olacak şekilde davranışlarınızı belirleyin. Ben daha bu akşam, daha bir ilçenin teşekküründe konuştum. Bu bakış açısı, bu önemli bir bakış açısı. Bu bütün Türkiye'de kutuplaşmayı, gerginliği, ayrışmayı da ortadan kaldıracak gibi geliştirir. Kesinlikle. Öyle görünüyor. Herkes çünkü bir tane Türkiye Cumhuriyeti devleti aynen. var. Buraya doğru gidiyoruz. Gidecek. Bütün yapı da bu istikamette. Biz de hani seçilmişler olarak bu yolu ve yöntemi takip edersek ülkede sıkıntı olmayacak.
o huzur, kutuplaşmalar, huzur gelecek, kutuplaşmalar, gruplaşmalar vesaireler ben bu ülkenin gündeminden hükümet kurulduktan sonra tamamen çıkacağını düşünüyorum. Orada süreç nasıl yürüyecek? Nasıl orada şimdi ne işte zaman? Yüksek Seçim Kurulu muhtemelen 12'sinde açıklar. Biz de 16 ya da 17'sinde gider yemin ederiz. İlk gün arar veririz. Meclis başkaları, başkanı ve meclis divan yönetimi katipleri vesaire seçilir. Ondan sonra da Sayın Başbakanımız hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanımızdan alır. Ve hükümeti kuracağız. Bakanlar kurulu onaylanacak. Hükümet programı açıklanacak ve güven oyu alacağız. Zannediyorum ayın 26-27'lerinde bitmiş olabilir. Tam o süreci kısaltabilir. Çünkü geçici bütçe yapmamız lazım. Tabii onun yani 2015'te yani 2000... bir geçici bütçe yapma. Evet. Ha gerçi o geçici bütçenin bütün çalışmaları yapılıyor şu an itibariyle. Biz belki komisyonlarda bunları ilgili birimdeki arkadaşlar görüşecekler ve nihai karar verecekler. Çünkü her bakanlığımız şu anda zaten o bütçeleriyle ilgili çalışıyordur vesaire. Onları yapıyordur. Ama asıl 2016'nın bütçesini koyacağız. İşte orada asgari ücretimiz nereye girecek? Emekliye maaşımız nereye girecek? Gençlere verdiğimiz iş kurmaları için 50 bin lira hibe, 100 bin lira faizsiz kredi nereye, nasıl bunları yerleştirmek? Bunları hızlı bir şekilde yerleştirmemiz lazım. Kaynaklar nasıl oluşturulacak? Hızlı bir şekilde yerleştirmemiz lazım. Çünkü bunlar bizden işte taşeronlere kadronun statüsü ne olacak? Nasıl alımlar nasıl yapılacak vesaireler? Bunları hemen hayata ekonomi geçirmemiz lazım. Operasyonu kim yapacak? Nasıl öngörüyorsunuz? Ya onu Sayın Başbakanımız ona kararı verirler. Yani buradan bizim de bilgimiz var ama sanki bir niyet okuma olur. Biraz yetki alanına girme olur. Onu müsaade ederseniz cevaplamayayım. Peki şimdi bir başka konu daha artık önümüzde duruyor. Yeni anayasayı konuştuk zaten ama devletin bir reorganizasyona ihtiyacı var, öyle görünüyor. Yani kurumsal yapısını dönüştürecek, ölçülebilir bir performansla işlerini yöneteceği bir yere doğru gidiyor. Dünya oraya gittiği için Türkiye'de bundan kaçınması mümkün olmayacak. Bu nasıl başlayacak, nerelerden başlayacak? Yani 657'ye tabi... Bunun hepsi sistemle alakalı. Hepsi sistemle alakalı bir şeydir. İşte biz şunu söylüyoruz. Türkiye'nin hangi sistemle idare edileceğini oturalım konuşalım. Tartışalım. Bu nedir? Ama bu sistem bu ülkeyi taşımıyor. Bir başka deyişle bu elbise bu bedene olmuyor. Dar geliyor. Türkiye artık yani gayri safi milli hasılasının 80-100 milyon dolar olduğu bir ülke değil. Gayri safi milli hasılasının 900 milyon dolar olduğu, milyar dolar olduğu, 1 trilyon dolara giden bir ülke. 2023'te 2 trilyon dolar gayri safi milli hasıla konuşuyoruz. Türkiye kişi başı milli geliri 2000-3000 dolar olduğu bir ülke değil. Türkiye 11-12 bin dolarlara giden bir ülke ve şurada 7 sene sonra, 8 sene sonra 25 bin dolar olacak bir Türkiye. Bunlar adım adım planlanmış, yapılmış bu ülkeler. Dolayısıyla daha çok daha hızlı karar vermemiz lazım. Bakınız bürokrasi bizim her şeyimizin önünü tıkıyor. Hızlı üretim yapamıyoruz. Hızlı imalat yapamıyoruz. Verimliliği ölçme konusunda sorun var. Yani ölçülebilir bir sistemle... Bu yapıda var ya, bu yapıda bir şey ölçemezsiniz. Bizim insanımız bu kültürde olduğu sürece... Çünkü bir bina var elinizde, bir eski oturulmuş 30 senelik bir bina var. Bunu deyin ki ustaya, bu 30 senelik oturulmuş bina tahribat görmüş... Bunu yeniden tamir edeceğiz. İşte sıvasını yapacağız, işte çerçevesini değiştireceğiz. Adam aman der, yıkıp yeniden yapalım diyor. Ya buna kaça daha yaparsınız? Yenisinden daha fazla para isterler sizden. Yani bu böyle bir şey. Bir tamir etmek, düzeltmek zor bir şey. Aslında şu anayasa bile zor. Keşke hep karar alınsa da şunu değiştirme değil de otursa yeniden bir anayasa yazılsa.
Gitse millete, kardeşim bu anayasayı kabul ediyor musun, etmiyor musun? Millete onaylatsa anayasa gelse. Onun için 330'a ihtiyacınız var galiba. İşte referandum yani yeni anayasa. Keşke bu böyle olsa yani. Yani aslında dünyayı takip ederek, bilgiden yararlanarak bunların hepsinin üstesinden gelmek mümkün. Yani, ama kolektif. Ama işte o kolektif, hükümet kurulmadı. Kolektif. 5 ay boşluk kaldı. Olmayı bir araya getirecek koşullar aslında oluşuyor Türkiye'de. Yani artık bu işin AK Partilisi, bundan sonra inşallah CHP'lisi, MHP'lisi, sağcısı, solcusu kalmıyor yani. Ben bundan sonra olacağına inanmaya başladım. Çünkü milletimiz bu dersi verdi. Sen böyle yapmazsan ben seni böyle yaparım. Sandığa kilitledi şu anda diğer siyasi partileri. Bu aziz milletimiz AK Parti'nin dışındaki partileri sandığa kilitledi. Orada derseniz çalışın diyor onlara. O da sandıkta çalışın diyor onlara. Gömmedi onları sandığa. Öldürmedi çünkü mesleğe gönderdi. Orada ders çalışın diyor onlara. Halkın ne dediğini iyi anlayın diyor. Benim huzura ereceğim, benim refahıma dokunacak, benim standardımı yükseltecek bana projeler geliştir. Gece yarısı kalkıp da ben kurmuyorum, ona yaparsa yapsın deme diyor. Öbürüne diyor ki sen blok siyaseti yapıyorum deme diyor. Bak ben blokları parçalıyorum diyor. Birine diyor ki sen çatı falan filan deme kardeşim diyor. Ben hakemim diyor. Ben hepinizi izliyorum, takip ediyorum. Benim elime mühür geldiği zaman ben kararımı veriyorum kardeşim diyor. Bana seni küstürme diyor. Oyunu, sana verdiğim oyu geri aldırma diyor. Alırsam diyor. Senden sana verdiğim oyu geri, bir daha sana gelmem diyor. Ben başka bir yere giderim, bulurum o oyunu vereceğim yeri diyor. Vatandaş bunu böyle diyor ya. Ben yıllardır arazideyim. Ben hep bütün arkadaşlara şunu derim. Belediye başkanlarına aynı şeyi söylüyorum. Milletvekillerine de aynı şeyi söylüyorum. İlçe başkanlarına. Bir insan sana vermiş olduğu o kutsal dediği, emanet ettiği oyunu geri aldırma ona. Senden geri alırsan nere verecek? Sizi ilgilendirmez ki kardeşim. Gider başka bir yere veriyor da yani. Bu böyle, siyaset böyle bir şey yani. Bunu okuyamazsanız altına kalkamazsınız. Ama şey tespiti doğru. Bundan sonra sizi çok daha ağır sorumluluklar bekliyor. Kesinlikle. Çok daha... Onun bilincindeyiz. Onun bilincinde olmasak siyaset yapmıyor. Yoksa 5 ay içerisinde 49-41 bunların her an, her saniye yer değiştirmesi mümkün bunun değil. Bunun her bir seçilmiş milletvekiline, her bir seçilmiş belediye meclis üyesine, her bir seçilmiş belediye başkanına vebali çok ağırdır. Yükü çok ağırdır. Biz de bunu göreceğiz bu süreç içerisinde. Kim bunu layıkıyla taşıyor, kim taşımıyor. Kim taşıyamıyor ya da. Art niyetli olmaz kimse de. İyi niyetlidir ama taşıyamayabilir. Belki ben taşıyamayacağım bunu. Bu sorumluluğu. Belki başka arkadaş taşıyamayacak. Onu zaman içerisinde biz de göreceğiz. Biz de bir teste tabi tutulacağız. Biz de imtihandayız. Doğru. Şimdi özellikle terörle mücadelede bundan sonraki yol haritanız ne olacak? Bunu konuşmuştuk, anlattınız. Bellidir. Ondan orada zaten söylediniz. Siz devam ediyoruz. Adım atmıyoruz, atmayacağız dediniz. Ve işte dün ve bugünkü operasyonları görüyorsunuz yani. Oradan geri atış adım yok mu? Onu söyledim yani. Bu milletin milli istihbaratı bütün verileri verir. Derler ki bu iş bitmiştir. Bıraktılar, ülkeyi terk ettiler o zaman. Paralel yapıyla da aynı şekilde bu ülkeyi de korku saracak, tehdit edecek bir yapı, devletin üstünde bir yapı olması mümkün değil. Bir termin öngörebiliyor musunuz? Yani özellikle paralel yapının tehdit olmaktan çıkması şimdi, ne zaman sonlandı? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Tabii onlar hani nasıl salladık dediler ya 7 Haziran'da birileri. Birileri 2013 Gezi olayı aralığında ya biraz daha sallayın düşecekler dedi. Birileri 17-25 Aralık'ta dönemin başbakanı diye iddianame hazırladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe yaptılar, sivil darbe yapmış gibi dönemin başbakanı diye iddianame. Bunların hepsinin beklentisi Gezi olaylarında bu işi bitirmekte olmadı. 17-25 Aralık'ta bitirmekte olmadı. Yerel seçimlerde bitirmekte, 2014-30 Mart'ında bitirmekte olmadı. Çatıada'ya umut bağladılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçtirecekler idi. Bu da olmadı. 7 Haziran'a umut bağladılar. Buradan operasyon yapacaklardı. Bir şeyleri tuttu.
AK Parti iktidar yapmamak, tek başına getirmemek senaryoları tuttu, emanet oylar vesaireler vesaireler. Fakat milleti hesap edemediler. Siyaset yolla işbirliği yaptığı siyasetçilerin ne yapacağını hesap edemediler. Onlar da stratejilerini iyi belirleyemediler. Orada da çöktü. Artık şimdi bu millet her şeyi de gördü. Paralel yapısını da gördü. Dikey yapısını da gördü. Yatayını da gördü. Her birini bu millet gördü. Terörü de gördü. Her şeyi gördü. Şu an itibariyle zaten hemen pazartesinden itibaren o televizyonlardaki yorumcular, gazeteciler vesaireler AK Parti demiyorlardı. Yani benim de çok alerji duyduğum AKP konuşuyor. Bakıyorum hepsinin ağzından şimdi AK Parti. AK Parti ifadeli. Bu bile yani bu usluplarından, devlete zarar verme anlayışlarından dönecekleri, devletin de paralel bir yapıdan vazgeçecekleri gösteriyor, işaretini gösteriyor. Ama geçmezlerse peki devlet size, her zaman 18 yaşındadır. Peki size oy vermeyen bir kesim var. Var. Yani totaliter bir rejime doğru ülkenin sürüklendiği, İddia işte, ediyorlar. Evet, medya üzerindeki baskıların devam edeceği, cumhuriyetin kazanımlarının işte yok olacağı, insan hak ve özgürlükleri konusunda işte sorunlar yaşanan bir ülke vesaire. Buna benzer kaygıları olan insanlar da var. Darbeden daha çok insan hak ve özgürlüklerini, demokrasiyi rafa kaldıran bir olay var mıdır? Askeri darbeden daha çok. Tarif edebilir misiniz bana bunu, başka bir şeysini? Peki Cumhuriyet Halk Partisi ya da bunu iddia edenler bu ülkede kaç tane darbe yaptılar, yaptırdılar? 27 Mayıs 1960 darbesini ben yapmadım herhalde. Recep Tayyip Erdoğan da yapmadı. Yani Menderes'i idama getiren darbeyi kim yaptı arkadaş bu ülkede? Kim geldi ondan sonra iktidara? 69 mıhtırasını kim verdi? 71 mıhtırasını kim verdi bu ülkede? 1912 Eylül 1980 darbesi nedir? Neye hizmet etti? Geldiğinde o darbeciler kimden hangi hesabı sordular? Herhalde MHP'liler yaptırmadı bu darbeyi. MHP'liler gitti bedel ödediler. Hani, aslında bu iş alet olmuş. Birçok insan bedel ödüyor değil mi yani, bu ülkede? Yani o iş söylem hiç ayakları yere basan söylem değil. AK Parti 3 Kasım 2002'de geldi. Özgürlüklerin önünü açtı. Düşünce özgürlüklerini açtı. Ya bir Kürtçe, ana dilindeki Kürtçe konuşmayı insana yasaklamışsın sen. Hangi özgürlükten bahsediyorsun sen? Fikir, düşünce. Niye böyle düşünüyorsun diye insanların beyinleri sorgulandı. Ya düşünce nedir? Ben düşünürüm. Ama Sinan Bey'in haklarına tecavüz ettiğim sürece, Sinan Bey'e zarar vermeye başladığımda o düşünce suça dönüşür. Ama ben söylerim düşüncemi burada. Sinan Bey'e de hiçbir zararım yoktur. Bir başkasına da yoktur. Bunun neresi suç arkadaş? Ama Türkiye'de düşünce suçluları diye suçlar oluşturuldu. Türkiye'de karanlık odalar oluşturuldu. Ya bunları görmemezlikten gelip bunların karanlık odaların kapısını AK Parti kilitledi. Kapattı oralar, tecrit etti. Buralarda kimse olmayacak dedi kardeşim. Özgürlüklerin alanlarını AK Parti attı. Siyasi yasaklardan, düşünce özgürlüklerinden vesaire AK Parti bunlara açtı. AK Parti iktidarı hangi laik düzenin bir maddesine, demokratik laik cumhuriyetin bir maddesine zarar verecek bir teklif ya da davranışta bulunmuştur? Ha onu şöyle düşünülüyorsa, başörtülü bir kız öğrencisinin eğitim almasını bir laik diye cumhuriyete tehdit olarak düşünülüyorsa işine baksınlar kardeşim. Bu eğitim hakkıdır. Bu vatandaşlık hakkıdır. Devletin her bir bireyine, vatandaşına vermesi gereken en demokratik, en birinci haktır. Nasıl sağlıkla tedavi etmek gibi mecburiyeti varsa bunda da budur. Buna böyle bakmadığımız sürece bunu çözemeyiz. Ya atılan her bunun karşısında çatışmadır. Atılan her adım aslında çok iyi hesap etmek gerekiyor. Kesinlikle. Yine bugün işte Burhan Erçal'la sohbet ederken şöyle bir şey söyledi.
2 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya doğru giden bir ülke var. 2023 evet. 2023'te böyle bir hedefi ortaya koyduk. Şu anda da 1 trilyon dolarlık bir büyüklüğü yönetmeye çalışıyoruz. Ama 10 sene önce, 15 sene önce almış olduğumuz kararlar bugün olumsuz yansımalarıyla karşımıza çıkıyor. Olabilir. Yılda 900 bin tane araç satılıyor, hususi araç. 30 bin tane ticari araç satılıyor diyor. Ama bunları daha sonrasında teknik servis verecek personel bulmakta arayla bulamıyoruz. Niye? Çünkü bununla ilgili işte 28 Şubat'ta katsayı meselesini önümüze koydular diyor. Yansımalar cevabını vermiş işte. Evet, böyle olduğunu. Şimdi yani oradaki mesele nedir? İşte biraz önce devletin kurumsallaşmasından kastettiğim şey. Eğitim özgürlüklerini kapatma adına yani imam hatiplerin önünü kapat. Çok oluyor imam hatipler ya artık doktor olmaya başladılar, siyasetçi olmaya başladılar denildi. Bunların önünü kapatmamız lazım dedi. Hangi hak imam hatiplerin önünü kapatmak adına endüstri meslek liselerinin önünü kapattı? Kız meslek liselerinin önünü kapattı. Ticaret meslek liselerinin önünü kapattı. Eleman şimdi bulunamıyor. Şimdi ara eleman yok. Evet. Bu bir de anneler babalar çocuklarını hep doktor olsunlar. Ya yani onu kapatınca orayı kapatınca eğitim bu aslında büyük şey, problem. Çok yani problem. Avrupa'da işte teknik eleman çok kıymetli bir yerde dururken biz bunu es geçiyoruz aslında, galiba. Burada da bir adımlar atılacak. Aslında mı? Buna bir üst kademede yani 2 yıllık meslek yüksek okullarında çok ciddi bir yapılanmaya gidildi. Yani örneğin bizim organize sanayimizde Yeşilyurt değil mi mesela? Meslek yüksek okulu ki uzun o gün onun üniversiteyle Sayın Yeşilyurt'un imza töreninde olan işte olmasını sağlayan birçok süre bunu ticaret sanayi odası yapacaktı diye bekleyen bir okul bugün orada ara eleman yetiştiriyor aslında. Motorcu yetiştiriyor. Ama motor işte bölümü o kadar yani ne diyelim 1000 tane ihtiyaç var bir tanesini üretiyoruz şu anda. Şöyle ama o, bakın. Bence bakın, sizin çok üzerinde durmanız gereken o, bir şey. O olabilir. Yani araç otomasyonu vesaire vesaireler var orada ama buradan da çıkan arkadaşlar bu 2 yıllık okulu yetiştiren arkadaşlar gidip bir mekanik atölyesinde yani tamir ve bakım atölyesinde eline lokma sonra takımını alıp eline 2 az anahtarı alıp tamam mı? Orada çivata sökmek, o yağlıdan işte motoru temizlemek vesaireden imtina ediyor bu arkadaş da. O meslek ara eleman olmuş olmasına rağmen o da bir masa başı istiyor. İşte. Ama sıkıntı işte burada. Evet. Kafaları değiştirmemiz lazım. Burada o mantaliteyi burada değiştirmekte evet fayda var. Çarşamba'da Endüstri Meslek Lisesi'nde çok güzel bir uygulama yapmış arkadaşlar. Çok dünya devi bir şirketin yetkilileriyle bir araya gelmişler. Ve bir tırı getirmişler. Uygulamalı bir eğitimin içerisinde o çocukların bu işin içerisinde olmasını sağlamışlar. Evet. Yani Samsun milletvekili olduğu için onu biraz da Endüstri Meslek Lisesi'nde yapıyorlar. İşte atölyeler üzerinden işte okul sırası, masası ve mobilya döner sermaye yapıyorlar. Orada hem okuyan öğrencilere bir harçlık veriyorlar, hem okula katma değer sağlıyor, hem daha ekonomik ürünler ortaya bu işi, koyuyorlar. Bu işi yani mecliste özellikle takip etmenizi yani arayla ben olayını söylüyoruz. Zaten takip etmemiz gereken bir konu da zaten. Yani biz şunu devletin söylüyoruz. Hani kurumsallaşması içerisinde konuşulacak konulardan birisi. Biz şunu söylüyoruz zaten. Şu anda benim elimde şu meslek var, işsizim diyen sayısı çok çok az. Ama ne olursa yaparım diyen işsiz sayısı yüksek. Orada da başka şeyler de yapacaksınız zaten. Ve şimdi bazen şunu da karıştırıyoruz. Bir üniversite diplomasının işe vesile olacağını düşünerek üniversiteyi okuyoruz şu anda. Bu belki bundan 10 sene önce, 15 sene geçerliydi önce belki geçerliydi bu düşünce. Evet. Nasıl 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılınca, kapitalist seçime rejime geçilince, o ekonominin ağırlığını hissedince insanlar evlerinde ne var ne yok buraya gelip sattılar. Evet. Bir köşe başında, bir taşın kenarında oturdular vesaire. Evet. Satarken yanlarına sokulduğunuzda hepsi doktor, mühendis de çocuklar. Değil mi? Bu para etmedi. Evet. Yani bir psikolog olmak, ebe hemşire olmak, mühendis olmak para etmedi. Demek ki diploma iş bulabilmek için yeterli değil. Onu yetkin olmak, etkin olmak. Başka daha başka, bunu aktif kullanabilmek için farklı şeyler yapmak lazım.
Şimdi ben işletme bitirdim. İyi, hayırlı olsun. Ben iktisat bitirdim. İyi, tamam. Kamu yönetimi bitirdim. Ya arkadaş, sen bunların yanında ne yaptın? Ne yapıyorsun? Evet. Doktora yaptın mı, bir uzmanlık yaptın mı, bir muhasebe uzmanlığı yaptın mı, bir üretim maliyet hesaplamasına kendini geliştirdin mi? Yok. Yoksa sen de bir lise mezunu gibi, bir ortaokul mezunu gibi pozisyona düşüyorsun. İşte yeni anayasa oluşturmak kadar önemli. Sadece bir kısmı mesela konuştuk. Evet. Yine önümüzde bekleyen, ülkenin geleceğini belirleyen önemli meseleler. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü 100 küsür tane üniversite açmışsınız. Buraya her yıl 350-400 bin tane örgün eğitimde öğrenci alıyorsunuz. İşte uzaktan eğitim veriyorsunuz, açık öğretim veriyorsunuz. İkinci eğitimi veriyorsunuz, gece eğitimini veriyorsunuz vesaire derken 600-700 bin kişi üniversiteye giriyor her sene. Bunun 500 bini, yani %75'inin mezun olduğunu düşünelim. Yani çok büyük bir rakam yani bu Türkiye'de. Bu 3-5, belki 10 sene sonra Türkiye'de üniversiteli sayısı %70-75'lere ulaşacağı bir ülkede. Artık ben üniversite falan var, iş bulamıyorum demek artık çok ayıp kaçacak yani. İşte orada yine yeni anayasanın dışında o devletin o kurumsal yapısının içerisinde bu vizyonların da oturtması gerekiyor. Bunları daha sizinle çok konuşuruz. Konuşuruz. Sizden böyle projeleri. Bize ayrılan sürem de oluyor. Evet, Samsun'a dair de beklentilerimiz olacaktır, taleplerimiz olacaktır. Bunlar da yine onları konuşuruz. Biliyoruz Samsun'a dair. Ama bunun öncelikle seçim ağırlıklı konuşalım. Dair biliyoruz. Ticaret odasımızla, borsamızla, diğer ilçedeki odalarımızla, esnaf kefaletlerimizle, esnaf odalarımızla birlikteyiz zaten. Orada bir sıkıntımız yok. Ben her zaman şunu söylüyorum. Biz sadece bir parti olarak bir anlam ifade etmeyiz. Biz şehrimizde, milletimizde ve ülkemizde bütünleşirsek bizim bir anlamı ifade ederiz burada. Bunun içerisinde sanatçısıyla da, üreticisiyle de, hizmet sektöründe olan da, avukat, hep bir bütündür. Hepsinin dokunmak lazım. Hepsinin derdiyle dertlenmek lazım. Onun hayat standartını yükseltmek lazım. Zaten siyasetin tanımı da budur. Siyaset diyor ki, tanımı baktığı zaman, dili, dini, ırkı, düşüncesi ne olursa olsun, insanların, toplumu teşkil eden insanların ortak ihtiyaçlarını karşılama sanatıdır siyaset. Yani burada ben hastane yaptım efendim, A partiye oy verenler gelsin, ben yol yaptım, B partiye oy verenler, burada böyle bir şey yok yani. Evet. Yani bir de bu bugün ortaya konulanlar, biz herkes gibi, herkes gelip göçecek yani, biliyorsunuz. Çocuklarımızın daha iyi gök kubbede bir hoş seda bırakabilir. Yani yaşaması açısından önemli. Teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Ben de bu akşam bizi misafir ettiğiniz estağfurullah, için estağfurullah efendim. Haber Aks TV ailesine teşekkür ediyorum. Çünkü bir anlamda bizim ulaşamadığımız, ne yapacağımızı merak eden hemşerilerimize sizin aracılığınızla düşüncelerimizi, programlarımızı, projelerimizi buradan aktarma fırsatını bize veriyorsunuz. Estağfurullah efendim. Ben bütün şahsınızda, bütün Haber Aks çalışanlarına, yöneticilerine teşekkürlerimizi iletiyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şey. Görevimiz, biz de kamu görevi yapıyoruz çünkü. Evet. O şekilde bakıyoruz. Biz de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz size. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah bu sürecin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile kılsın inşallah. Türkiye sadece Türkiye'nin iktidarı da, AK Parti iktidarı Türkiye için önemli değil. İşte şurada mülteci konusu yıllardır konuşuluyor. Evet. Bölgemizdeki açlığa, fakirliğe mahkum edilmiş insan var. Çünkü biz yaratılanı severiz, yaratandan ötürü anlayışına hakim bir toplumuz. Bizim çektiğimiz adalarımız oradan geliyorlar. Bu bütün insanlığa hayırlı olsun inşallah diyoruz tekrar. Değerli izleyiciler, Fuat Köktaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun Milletvekili Fuat Köktaş konuğumuz oldu. 1 Kasım'ı masaya yatırdık, değerlendirmelerini aldık. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hayat Tekin konuğumuz olacak. Onunla CHP açısından sonuçları masaya yatıracağız. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Umurlu ve gerçek bir insan olmayı başarabilme dileğiyle mutlu geceler dilerim efendim.